Fırat Akalın ve İmparator İbrahim Tatlıses arasındaki polemiğe İdo Tatlıses'te katıldı. Haberimizi izliyoruz. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba ya da boş ver. Manşetler İdo Tatlıses'in haberleriyle süslendi. Estetik oldu. Ne kadar hokka burunlu olmasam da. İdo camı yumrukladı. İdo askere gitmedi. İdo Tatlıses ise hepsinin cevabını Magazin D'ye verdi. Merak ettiğimiz çok soru var. Haliyle İdo'nun da çok cevabı var. Ancak etrafta biraz fazla mı ses var? Biraz sessiz olabilir miyiz? Şaka yapıyorum. Estağfurullah abi lütfen. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Tanıdık masa. Evet abi. Komşu. Komşu ya. Masa, komşu masa, yabancı değil. Hatırlarsanız İdo Tatlıses burnundan ameliyat olmuştu. İyileşme kısa sürede tamamlanmış, burnu pek kibar pek doğal olmuş. Muhabirimiz konuya girecek girmesine ama nasıl? İdo burnunu ne derler? Estetik demeyin. Estetik demeyelim de. Hayır. Konuşamadı çünkü burun ameliyatının adına ne dese bilemedi. Malum anneniz Derya Hanım estetik olduğuna şiddetle karşı çıkmıştı. Nefes alamıyordu. Neyse boğazım kuruyor. Oldu. Estetik mi oldu? Hay ama hiç zaten bir gece yatıp hemen çıktı. Geziyor yani. İdo Tatlıses neyse o diyor. Ya tabii ki operasyon estetik aynı şey ya. Bu da bir estetik sonuçta tabii. Var mı burunda? Hem operasyon hem estetik aslında öyle diyelim. Estetik mi operasyon mu karar verelim. Aslında ben nefes alamıyordum. Birazcık bir sıkıntım vardı. Doktoruma dedim ki böyle bir sıkıntım var. O da bana dedi ki tamam hallederiz. Hani yarın hemen sabah ameliyat alalım. Tamam hocam dedim. O zaman dedim madem giriyoruz. Zaten ameliyat olacağım. O zaman dedim buraya da bir el atsanız mı dedim işte. Hani bir ufaktan falan diye böyle bir dokunsanız mı? O da dokundu abi. Dokunuş. Bir taşla iki kuş vurmuş anlaşılan İdo. Sağlık ve estetik bir arada. Bunu da büyütmeye gerek yok anlamı. Hani estetik oldu falan değil ki Emre abi. Allah'ını seviyorsan. Ne yapmışsın? Ne görüyorsun? Hadi ya. Yoktu onu yaptırdım yani. Ben ne diyeyim abi işte o kadar. Estetik denmesini de pek istemediği gibi biraz gerildi mi? Baba izin vereceksen 2 dakika konuşacağım ondan sonra geleceğim ama bak kötü bir şey söyleyeyim mi? Veriyor ama görmüyor musun şu anda? Böyle mi konuşalım? Muhabbet etmek pek mümkün değil. Araya yine biri girdi. Kızdıracaklar sonunda İdo Bey'i. Boğma insanımızda da var bu ama mesela. Birisi bir şey konuşuyor. Ben en çok ona uyuz olurum abi bak. Hiçbir şey uyuz olmam. Ben seninle bir şey konuşuyorum. Birisi geliyor bir şey diyeceğim ya. Bir dakika bir dursana ben bir şey konuşuyorum bu adamla değil mi yani niye araya hemen? Malum kendisi kızınca camı çerçeveyi indiriyor. Hay Allah biz de tehlikeli bir yere oturmuşuz. Röportaj için çok uygun bir köşede değiliz onu söyleyeyim sana. Yani ben bu köşeyi çok beğenmedim. Sebebi de cam. benim söylediğimi söyle. Buraya bu arada bunu ben anlatmak istedim lütfen. Buraya geldiğinde dedim ki abi dedim nerede yapacağız röportajı? Dedi ki burada yapacağız dedi. Abi dedim camlardan uzak olursak ben çünkü vurabiliyorum camlara. Ya Allah'ım yarabbim abi evet ya. İddialara göre İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli ile kavga edince aracın camlarını yumruklamıştı. Ellerimin parçalandığı doğru. maçanın daha çok parçaları duruyor elimde. Camı yumrukladım bu arada. Çok geçmiş olsun ben demeni bekliyorum şu an. Çok özür dilerim. Camları yumruklamışım. Elim alçılara alınmış, işte paramparça olmuş ellerim. Bir şeyler oluyor anladın mı abi? İdo Tatlıses bir videoyla iddiaları yalanlamıştı. Ama sonra dedikodular başka yöne çevrilmiş. Onun videosunu çekince şöyle bir şey oldu. Evet, kırma birazcık olmayabilir ama sinir krizi geçirip hastaneye gitti. Ya ben niye sinir krizi geçiriyorum? Yani hiç benden böyle bir şey görüldümmüş mü bugüne kadar? Niye yapıyorum böyle bir şey? Ne hastalığım da var benim? Niye böyle bir şey yapıyorum abi? İdo Tatlıses hala haberin şokunda. Birbirine bırak bir de bir yerlere niye vuruyorum ben manyak gibi? Niye vurdurdunuz beni yani bir yerlere anladın mı? Camları yumruklamışım şaka mı? Abi şaka olmalı bu yani. Ancak yaşadığı olay ona bir ders vermiş. Abi herkes lan vurdum bir anda. O şok oldum ama ondan sonra bir şey daha öğrendim. O da bana kalsın abi. Bazıları hakkında bir şeyler daha öğrendim. O da bana kalsın derken yani hayatla ilgili bir şeyler öğrendim. Peki babanız İbrahim Tatlıses'in çıkan haberlere yorumu nedir? Ya babamın
Tepkisi ne olsun abi? Adamın zaten kendi derdi başından aşkın yani. Gülüyordur diye düşünüyorum ya. Ben de yan yana gelmemeye çalışıyor benim burnumdan dolayı yani birazcık. Babanız İbrahim Bey'den konu açılmışken Demet Akalın'la Afrin ziyareti nedeniyle arası açılmıştı. Polemiğin sonunda sizin askerliğe gelmişti konu. İdo da askere gitsin gibi bir açıklaması mı oldu tam? Doğrudur abi, bilmiyorum. Ben hiç görmedim, duymadım da, bakmadım da. Ama İbrahim Bey'in açıklamasını duydum. Ne demişti İbrahim Tatlıses? Hemen hatırlayalım. Herkese davete gitmiş. Herkese gitmiş. Ben gelemedik. Onu söyleyeyim. İdo Tatlıses babasının yanlış anlaşıldığının altını çizdi. Ama onu gerçekten orada Demet Hanım'ın Demet Hanım'a etmediğini biliyorum yani. Demet abla etmeyeceğini biliyorum. Orada duymamış da birazcık da. Çünkü kendim babamla yaşadığım için biliyorum neyi duyup duymadığını. Bir anda bir şey söylediğin anda o ilk söylediği şeyle bir anda sana lafı söylüyor ama sonradan gelenleri dinlemiyor. Karşılığında Demet Akalın, kardeşim askere gidiyor, siz de yollayın çocuklarınızı sözleriyle İbrahim Tatlıses'e cevap vermişti. Madem konu kendisi, cevap hakkı da İdo'ya düştü. Demet abla bana böyle bir şey söyleyemez. Demet ablanın kardeşi benden büyük. O daha yeni gidiyorsa benim daha zaten vaktim var demektir. Ben okuyorum hala. Hatırlatayım, ikinci üniversitemi okuyorum ben. Neyse, bırakalım tatsız konuları. Listeleri sallayan şarkınızla devam edelim. Kahredeceksin sen, hatalarını hep ört pas edersen. Kendine bile güvenemeyensin. Herkesi kendi gibi gören. Haklı herkes haklı sen. Şarkı hareketli, gümbür gümbür geldi. Ama klibi İdo'nun dansı ve tarzı nedeniyle daha çok konuşuldu. Hele bir ceket var ki çok beğenildi. Ne oldu o ceket? Verdik. 15 yaşında bir kardeşimize gitti Samsun'dan. Onu verdik ama montun bu sefer üretimine başladık. Sormadığımız soru kalmadı sanıyoruz. Pardon pardon, bir konuya atladık. Evlilik ne zaman? Evlilik. Ne be? Ne? Yoksa İdo'nun evlenmeye niyeti yok mu? Kısmet olur inşallah. Tabii ki de şu an güzel bir şey yaşıyoruz. O yüzden doğru bir şekilde gitsin istiyoruz. En güzel şekilde olacağı varsa zaten olacaktır. Bakalım kısmet. Kısmet tabii. Kısmet İdo Bey, her şey gönlünüzce olsun. Aslıyla vallahi.